Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, bugün sizinle veri toplama ve değerlendirme ile alakalı sorular çözeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, ilk sorumuz geldi. Yukarıdaki tabloya göre kırmızı ve mavi arabaların toplamı kaçtır? Hemen bakıyorum. Tabloyu şu şekilde okuyorduk değil mi? Kırmızı arabaların karşısında yazan sayı kırmızı arabaların sayısını veriyor. Mavi arabaların karşısında yazan sayı mavi arabaların sayısını veriyor. Beyaz arabaların karşısında yazan sayı ise beyaz arabaların sayısını veriyor. Yani bizden ne istiyor? Kırmızı ve mavi arabaların sayılarının toplamını istiyor. Kırmızı arabalar 12 tane, mavi arabalar da 14 tane. Haydi gelin beraber toplayalım. 12, 14, 6, 2, yani 26 tane değil mi? Evet, yeni sorumuz geldi. Yukarıdaki tabloya göre kırmızı ve beyaz arabaların toplamı kaçtır? Kırmızı arabalar 12 tane, beyaz arabalar 15 tane. 12, 15 daha. Hemen toplayalım. 7, 27 tane değil mi? Evet, yeni sorumuz geldi. Yukarıdaki tabloya göre beyaz arabalar kırmızı arabalardan ne kadar fazladır? Hemen bakalım. Beyaz arabalar 15 tane, kırmızı arabalar ise 12 tane. Beyaz arabalar kırmızı arabalardan kaç tane fazladır sorusunu tabii ki de çıkarma işlemi yaparak devam edeceğiz. Buradan çıkarma işlemi yaptığımızda sonuç 3 oluyor. Cevabımız C. Gelelim yeni soruya. Yukarıdaki tabloya göre beyaz ve kırmızı arabaların toplamı mavi arabalardan ne kadar fazladır? Hemen bakalım. Beyaz arabalar 15 tane, kırmızı arabalar 12 tane. Öncelikle bunları toplayalım. 15, 10, 2 daha, 7, 2, 27 tane. Sonra ne diyor? Kırmızı ve beyaz arabaları topladıktan sonra mavi arabaları onlardan çıkar diyor. Mavi arabalarda 14 tane. 27'den 14'ü çıkaralım. Evet, 13 kalıyor değil mi? Cevabımız B seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. Yukarıdaki tabloya göre hikayeler romanlardan kaç tane fazladır? Hikayeler 14 tane. Peki romanlar kaç tane? 12 tane. Hemen yazıyorum ve çıkarma işlemini tamamlıyorum. Yani 2 çıkıyor değil mi? Cevabımız C seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. Yukarıdaki tabloya göre şiir kitapları hikayelerden kaç tane fazladır? Hemen bakalım. Şiir kitapları 15 tane. Hikayeler de 14 tane. Hemen çıkarttığımızda 15'ten 14'ü çıkaralım ve sonucumuz evet ne? 1 çıkar değil mi? Yani cevabımız B seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. Yukarıdaki tabloya göre şiir kitapları ve hikayelerin toplamı, romanlardan kaç tane fazladır diyor. Hemen bakıyorum. Şiir ve hikaye kitapları 15 ve 14 tane. Hemen yazalım. Topladığımızda 29 oluyor değil mi? Sonra ne diyor? Romanlardan kaç tane fazladır diyor. Romanlarda 12 tane olduğuna göre 29'dan 12'yi çıkardığımızda kaç tane fazla olduğunu buluruz. Buradan da 17 tane fazla olduğunu görüyoruz. Cevabımız C seçeneği. Evet, sorularımız da sırasıyla bu şekilde bitti. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.